Merhaba. Hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İyi Parti lideri Meral Akşener'e yaptığı e, masadan kalk çağrısı ve Akşener'in hemen kısa süre sonra ona verdiği e, ve Cumhur İttifakını kastederek kumar masasına oturmayız dediği yanıtını biliyorsunuz. Şimdi onu biraz inceleyeceğiz. Ne anlama geliyor? Çünkü bana kalırsa, bana kalırsa Erdoğan'ın bu hamlesi ...artık altılı masadan çekindiğini açığa vurmaya başladı. Kaldı ki altılı masanın özellikle son iki aydır... ...hani adeta patinaj yaptığı... ...hani e, kendisinden beklentileri henüz yerine getirmediği... ...muhalif kesimin beklentilerini henüz yerine getirmediği... ...işte aday konusu olsun, bu e, yol haritası konusunda olsun... ...ki ona artık anayasa değişikliği teklifi demeye de başladılar. Bu durumda dahi Erdoğan'ın... E, altılı masadan korkusunu, seçim korkusunu açıkça dile getirmeye başladığı bu sözlerle görülüyor. Sadece bu sözlerle de değil. Birazdan geleceğiz. Örneğin aynı beyan içindeki bu Endonezya, Endonezya'daki G20 zirvesi. Orada işte uçağına çağırdığı gazetecilerle konuşurken söylemiş. Bir gazeteci demiş ki bu Suriye'deki Esad rejimiyle temas kuracak mısınız? Kurabileceğinizi belki ileride söylemiştiniz. Erdoğan da Şöyle demiş Haziran'dan sonra olabilir. Şimdi arkadaşlar muhalefet yani bunu niye buna öncelik vereceğim sonra geleceğim Meral Akşener şeyine yanıtına ve anlamına. Bu Suriye'de Esad rejimiyle temas kurma Haziran'dan sonraya bırakması Cumhurbaşkanı'nın da aslında ciddi bir seçim endişesini açığa vuruyor nasıl? Şimdi bunu zaten öteden beri Cumhuriyet Halk Partisi'leri Kemal Kılıçdaroğlu söylüyor. Yani biz iktidara geldiğimizde işte Şam'la görüşeceğiz ve bu mültecilerin güvenli bir şekilde gitmesini sağlayacağız. Daha sonra Zafer Partisi çıktı. Ümit Özdağ adeta bütün siyasi propagandasını bunun üzerine kurdu ve hani ola ki iktidara gelirse e, tamamen hepsini göndereceğini e, söylüyor. Bu çıkışların Erdoğan'ın bu sözlerin üzerinde etkisi yok mu sizce? Kaldı ki bu sözlerin ortaya çıktığı gün zaten Kemal Kılıçdaroğlu kiliste bir kere daha söylemiş. Ben iktidar olursam, biz iktidar olursak hemen Suriye rejimiyle temas kuracağız. Adeta Erdoğan'ın sözü de ben de kuracağım, ben de kuracağım. Bakın muhalefet sözcülerinin, muhalefet liderlerinin biz iktidara gelirsek işte Suriye ile görüşeceğiz, sığınmacıları bir an önce sağ salim göndermeye çalışacağız demesiyle iktidarda Cumhurbaşkanı'nın tek yetkili Cumhurbaşkanı'nın söylemesi aynı şey değil. Arkadaşlar Cumhurbaşkanı eğer çok istiyorsa Esat'la görüşmeyi hemen bugün de görüşebilir. Elini tutan olacağını zannetmiyorum. Cumhurbaşkanı'nın elini Esat'la görüşmek için tutacağını aman hayır görüşme sığınmacılardan biz çok memnunuz diyen olacağını zannetmiyorum. Kaldı ki daha 6 ay önce Mayıs ayında Cumhurbaşkanı işte o zaman yine Kılıçdaroğlu işte Ümit Özdağ, Meral Akşener filan hani biz bu sığınmacıları iktidara gelirsek göndereceğiz şeyine başlamıştı. Müsiyat genel kurulunda konuştu o zaman Mayıs ayında Cumhurbaşkanı dedi ki bir de böyle çok dini söylem kullanarak işte Hazreti Muhammed'in Mekke'den Medine'ye göçüşü sırasındaki şeyleri hatırlatarak böyle bir ensar muhacir bağlantısı kurdu. Biz göndermeyeceğiz dedi. müsyatta da alkışladı. Neden alkışladı? Çünkü arkadaşlar bu Anadolu kaplanı diye bilinenlerin çoğu yaşayabilmek için ekonomik kriz ortamında yasa dışı göçmen çalıştırıyorlar. Bu da çok açık bir şey. Hatta bunu işte AK Parti'nin genel başkan yardımcısı Mehmet Özhasekin eski Kayseri Belediye Başkanı apaçık söylemişti. Bazı kesimlerde ekonomi çöker eğer biz Suriyeli, Afganlı falan çalıştırmazsak diye. Yani bu daha 6 ay önce oldu bunlar. Şimdi Cumhurbaşkanımız diyor ki efendim Haziran olursa görüşebilirim. Şimdi görüşün Sayın Cumhurbaşkanı eğer Suriyeli bu Suriyeli muhacir Suriyeli göçmen sorununu çözecekse şimdi görüşün. Elinizi tutan yok. Gelelim şeye Meral e, Meral Akşener'e yaptığı teklife. Şimdi Erdoğan Akşener'e işte bu masayı altılı masadan kastediyor. Terk etmek için milli ve yerli duruş. Milli ve yerli duruş tekeli biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı ile Milliyetçi Hareket Partisi lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin tek elinde. Yani onlar dışında bir yerli ve milli olma şeyi yok kimsenin. Yerli ve milli duruşa dön falan diye şey yapıyor. Şimdi bu sözleri ilk anda akla üç şey getiriyordu. Bir, Anayasa değişikliği için HDP ile kurulan temas MHP kayasına çarptı geri döndü. Bir. 2 MHP lideri Bahçeli Akşener'e daha önce yaptığı evine dön çağrısını hatırlatıyor bu. Hatırlayacaksınız. O da şey bir çağrıydı yani böyle e, hani adeta bir aile büyüğünün işte kafası kızıp evden kaçmış çocuğa hadi affettik geri dön diye MHP'ye çağırıyordu. Cumhur İttifakı'na bir şey partner olarak yani kendi kimliğiyle bir e, siyasi yapı olarak değildi o çağrı. MHP'ye dön çağrısıydı. Bunu hatırlattı ama. Üçüncüsü de Erdoğan altılı masanın bölünmesini seçim kazanmanın garantisi görüyor. Adeta Erdoğan HDP ile diyalogun olmadığı e, koşullarda e, ancak ben... E, altılı masayı bölersem seçimi kazanırım endişesine kapılmış görünüyor. Ha bir başka şey de var. Şimdi gitti ya Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve AK Parti heyeti HDP'ye bu işte türban başörtüsü anayasa değişikliği için destek istedi. Bu tabi hemen içeride ve dışarıda bazı çevreleri bir heyecanlandırdı. Acaba Erdoğan tıpkı 2012-2015 yılları arasında yaptığı gibi Milli İstihbarat Teşkilatı ve HDP'yi kullanarak onların üzerinden, kullanarak derken yani onların üzerinden PKK ile yeni bir diyalog, yeni bir hani tırnak içinde kullanıyorum çözüm süreci peşinde mi? Bazı çevreler heyecanlandı da buna. Ee, acaba olabilir mi diye. Tabi Erdoğan bunu söyleyerek yani Meral Akşener'e üstü örtülü bir teklifte bulunarak buna da hayır demiş oldu. Çünkü Erdoğan için öyle anlaşılıyor ki Erdoğan Bahçeli'ye iktidar ortaklığını sürdürmek için dahi olsa HDP desteğini kabul ettirmektense İyi Parti'yi hazmettirmeyi daha kolay görmüş olabilir. Yani bu bir yerde ya İyi Parti'ye sen artık ip de şey yapıp işte evine dön filan deme. Bunlar da bir ayrı siyasi parti diye. Tabi bu başka şeyi de akla getiriyor. Şimdi böylelikle denenen yani bu e, o akla getirdiği şeye gelmeden bir şey daha söyleyeyim. E, dün de konuştuk gerçi. Erdoğan İyi Parti'nin içini de bölmeye çalışıyor. Sadece altılı masayı değil. İyi Parti çünkü olağanüstü kurultaya gidecek. Oradan e, bazı isimlere diyor ki ya işte boş verin siz orayı. Gelin ya MHP'ye ya AK Parti'ye gelin. Burada iktidarda yer alın. Biz seçimi kazanalım siz de e, hayrını görürsünüz emin olun filan. Böyle bir ima da var burada. Denediği şu, denediği 1970'lerin o karanlık ortamında yani can güvenliğinin, eğitim özgürlüğünün her şeyin e, tehdit altında e, olduğu ortamda, Türkiye'nin bir iç savaşa doğru sürüklendiği ortamda birbiri peşi sıra kurulan milliyetçi cephe hükümetleri vardı koalisyonlar. Adına milliyetçi cephe diyorlardı onu bir tekrar sanki yeni bir milliyetçi cephe peşinde o koalisyonlar o zaman merkez sağın lideri Adalet Partisiydi. Süleyman Demirel liderliğinde kuruluyordu o koalisyonlar. İslamcı Milli Selamet Partisi, onun lideri Necmettin Erbakan ve milliyetçi, Türk milliyetçisi Milliyetçi Hareket Partisi lideri Alpaslan Türkeş. Onlar tarafından kuruluyor ve destekleniyordu. Şimdi eğer yeni bir MC kurulması niyet ediliyorsa e, sayın Erdoğan tarafından tabi liderlik rolü rolü bu defa İslamcı kökleriyle e, AK Parti ve Erdoğan'da olacak. Milliyetçi Hareket Partisi bakın son 50 yıldır hemen hemen bütün koalisyonların değişmez ortağı. Yani şimdi bunu da fiili koalisyon ortaklığı sayarak söylüyorum fark ettiniz ama mesela Demokratik Sol Parti lideri Bülent Ecevit'in başbakanlığındaki hükümette de koalisyon ortağıydı. Sadece yani Devlet Bahçeli olarak değil Milliyetçi Hareket Partisi olarak söylüyorum. E, Tabi burada da Merkez Sağ rolünü ben işte İyi Parti'yi eskinin Adalet Partisi Merkez Sağ'ın kalesi yapmayı e, düşünüyorum diyen Akşener'i altılı masadan koparıp bu yeni MC'ye ortak e, Kabul etme amaçlı da olabilir yani böyle bir şey de var. Peki Akşener nasıl bu kadar çabuk cevap verdi? E bu belliydi ama zaten bir süredir hani benim de e, İyi Parti kulislerinden aldığım şeyle e, bilgilerle e, aslında Ak Parti İyi Partiyle, AK Parti ile Ak Partinin İyi Parti ile flört etme niyeti bir süredir Akşener'in bilgisi içindeydi. Hatta şu e, duyumları dahi vardı yani. AK Parti genel merkezinde şöyle bir senaryoda çalışılıyor. Erdoğan çok rahat kazanır bu seçimi cumhurbaşkanı olarak ama AK Parti mecliste çoğunluğu kaybedebilir. Bu durumda biz hani MHP'yi kaybetme şeyini bile göz alıp İyi Parti'ye yanaşalım. İyi Parti'yi kendi saflarımıza çekmeye çalışalım. İşte bu bilgi, bu düşünceler dahi e, Akşener'de vardı. İyi Parti genel merkezinde vardı. Tabii bunları şu sizi de düşündürüyor olabilir benim gibi. Bir yandan Milliyetçi Hareket Partisi olmadan iktidarı koruyamıyorsunuz. O da yetmiyor İyi Parti'yi alalım ya da HDP'yi alalım filan niyetleri taşıyor. Bunun adı da Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde işte siyasi istikrar oluyor. Bunun adı da AK Parti'nin tek, tek başına iktidarda olması oluyor. Bu da enteresan bir şey tabii. Bahçeli'nin burada hani çok konuşuluyor U dönüşü. Önce AK Parti ile konuş, AK Parti HDP şeyine doğaldır dedi, doğrudur dedi. Sonra niye tekrar kapatılmasından söz etti. Şimdi Bahçeli'nin bir kendine özgü bir lisanı var, siyasi lisanı, söylemi var. Örtülü, dolaylı, imalı değil mi? Böyle bir şey var. Burada söylemek istediği kapatılmadığı sürece görüşürsünüz elbet. Görüşmek zorundasınız lafı oldu. Kime? Erdoğan'a ve bu lafı hani ilk lafı doğrudur görüşür doğaldır demesiyle ikinci lafı arasında ne var biliyor musunuz Bahçeli'nin Beştepe'ye çıkıp Erdoğan'la görüşmesi var İşte bu var Erdoğan'ın şimdi HDP ile tabi İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı sonrasında orada da bir psikoloji değişmesi de oldu AK Parti içinde ama burada daha çok hani Bahçeli ile görüşmesi sonrasında şeye İyi partiye ya altılı masayı bırakın da bize gelin demesinin bir anlamı var. Bu MHP'ye de tabii ya artık sen de bunları hani böyle ip mip filan demeyi bırak da şey yap. Hani bu da siyasi bir parti olarak gör şeyi de var. Ama bunlar özetliyorum sonuna geldik. Bunlar gerçekten şeyi gösteriyor. Yani Erdoğan'ın artık seçimi kaybetme ihtimalini bu endişesini korkusunu açığa vurduğunu da gösteriyor bizlere. Siyaset gerçekten ilginç dönemeçlerle karşı karşıya ama baştaki şeyi bir daha müsaadenizle tekrarlayayım. Erdoğan Esad'la görüşmek istiyorsa seçimi beklemesine hiç gerek yok. Şimdi de görüşebilir. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak umuduyla hoşçakalın.